Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş Divan Haber'le karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve hemen bültenimizde de ilk haberimize geçelim. Bugün tarihi sosyal konut projesinin ilk temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Sincan'da 17 ilde eş zamanlı düzenlenen temel atma törenine katıldı. Bugün tarihi sosyal konut projesinin ilk temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 17 ilde eş zamanlı düzenlenen İlk Evim İlk İş Yerim projesinin temel atma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimiz yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konuşmanın ardından 17 ilde eş zamanlı olarak İlk Evim İlk İş Yerim projesinin temeli atıldı. Ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Giresun'un Bulancak ilçesinde deniz kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi sahilde görünce hemen durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Hemen ilk müdahalenin ardından kişinin hayatını kaybettiği belirtildi ve kişi Giresun Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatında bu sefer dumanlar yükseldi. Yangın son katta çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şehir Hastanesi inşaatından dumanlar yükseldi. Altınordu ilçesinde yapımı süren Ordu Şehir Hastanesi binasının 11. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaat çalışanlarının da desteği ve yardımıyla yangına müdahale etti. Yangın alanından yükselen dumanları görenler de panikle itfaiyeye ulaşmaya çalıştı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. İnşaatın 11. katındaki yangında yalıtım malzemelerinin tutuştuğu öğrenildi. Vatandaşlarda paniğe neden olan yangın can kaybı yaşanmadan atlatıldı. Yılın son güneş tutulması bugün gerçekleşti. Ordu'dan da gözlemlenebilen güneş tutulması için milyonlarca vatandaş sahile akın etti. Yılın son güneş tutulması merakla bekleniyordu. Tutulma Türkiye saatiyle 12.40 ve 15.05 saatler arasında meydana geldi. Ordu'dan da gözlemlenebilen güneş tutulmasını izleyebilmek için vatandaşlar sahile akın etti.
Ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı güneş tutulmasının gerçekleştiği dakikalarda kimileri gözlükleriyle, kimileri ise çıplak gözle gökyüzüne baktı. İzleyebildiniz mi güneş tutulmasını? Nasıl geçti? Aslında belirlenen saatte geldik dışarıya ama öncekiler gibi kararma olmadı çok fazla. Çok minik bir karartı oldu. Yani çok fazla göremedik. Hani kızımın da ilk tecrübesi olacaktı. Ama gerçekleşmedi sanırım. Yine de 13.05'e kadar var dediler ama onu bekliyoruz bakalım. Daha önce izlemiş miydiniz? Nasıl bir duygu oluşturuyor? Bu seferkini daha önceden de izlemiştim. 99'da izlemiştim. O zaman resmi çalışıyordum. Binanın üst katına çıktım. Üst katından çıplak gözle baktım. Geri inişim zor oldu. Şimdi de gözlük kullanıyorum. Süver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler de güneş tutulmasını öğrencilerini izletebilmek için bir araya geldi. Öğretmenler özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik atık kutu, alüminyum folyo gibi malzemelerle iğne deli projektör hazırladı. Okul karşısında bulunan sahil kesimine geçen öğretmenler özel öğrencilere söz konusu projektörle güneş tutulmasını seyrettirdi. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kamyonette yağ bidonun içerisinde 160 gram esrar bulundu. Narkotik şube ekipleri tabii ki şüpheli görülmesi halinde şüpheli göründüğü için kamyoneti takip etti ve iki kişiyi de bu kapsamda gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler son anda adliyeye de sevk edildi. Hala olayla ilgili soruşturmada devam ediyor diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. İstanbul'da güvenilir ürün zirvesi gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler de panele konuşmacı olarak katıldı. Ordulu Celal Toprağ'ın başkanı oldu. Güvenilir Ürün Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle Güvenilir Ürün Zirvesi ve Fit the Future ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Artık bu meslek gruplarına, meslektaşlarımıza vermiş olacağız. Zirveye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. Programda ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katılımcılara seslendi. Bugün %84 enflasyon olan ülkede biz sıfır faizli üreticilerimize kredi kullanıyoruz. 100 bin TL'ydi bunun sınırı. Şimdi biz bu 100 bin TL'lik limiti 200 bin TL'ye çıkardık. Bu son yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 200 bin TL'ye çıktı. Bu 200 bin TL'lik bu limitin 100 bin TL'lik kısmının yine sadece mazot ve gübrede kullanılacağı bir düzenlemeyi kart üzerine de yükleyerek üreticilerimize sunmuş olacağız. Sonraki oturumdaysa Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'la Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Beni Hafife Alma adlı panelde konuşmacı olarak yerlerini aldı. Gıda konusunda tüm kapı yeni bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Bunun üretim kısmı ve pazarlama, ticarileştirme kısmını birlikte almak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir problem olsa bizi pas geçmiyor zaten. Mutlaka bize yani çıkıyor. Nasıl oluyorsa bu. Yani bu hakikaten dünyada bulunduğumuz coğrafya, iddialarımız, ideallerimizle de alakalı olduğunu anlatayım. Onun için küçük mevzularla birbirimizi fazla hırpalamadan bu piyasa aktörlerini yerine yerine koymak suretiyle bu işlerin üstesinde gelebiliriz diye düşünüyorum. Herkesin içinde uyandırılmayı bekleyen bir dev. Onun için hiç kimsenin hakkı alınmaması lazım. En büyük değerli insan. Dolayısıyla kabiliyetleri sınırsız ve henüz daha tanımlanamamış derecede. Onun için beni hakkı alma hareketiyle her zaman bir biraz korkuyor. İddialı korkuyor. Eğer hakkını verirsek çok önemli hakların olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili bu çalışmayı başlatırken orduyu bir model olarak alalım. Orada da hep kaynakları, potansiyelleri tespit ettik. Esen rüzgardan, güneşten, biyomaslar, efendim, rüzgardan yaralanan, boşuna esen rüzgarları enerjiye çıkmıştık. Şimdi de aynı enerji güvenliği, gıda güvenliğinin gündemde olduğu dönemi yaşıyoruz. Orduyu da ben model olarak aldım. Orada belediyeciliği yaparken Türk ve
öğrencilerin ikinci yan dal yapması gibi şirketler kurduk. Tarıma, turizme ve diğer şeylere ağırlık verdik. Detay entegrasyon dediğimiz şeye, bir şeyine geçiş. Yani makineler, üç boyutlu CNC tezgahlar dönüşmüş. Denizi değerlendirelim diye tekne üretimine başladık. Şu anda kompost tekneler üretiyoruz. Yat üretimi, işte karavan üretimine şu anda başladık. O da kurduğumuz diğer şirketin yaptığı. Başkan Güler'in öncülüğünde tarımda sürdürülebilirlik ve nitelikli tarım çalışmaları amacıyla kurulan Ortar şirketi iyi tarım uygulamaları alanında ödül aldı. Beni hafife alma projesinin tüm Türkiye'ye yayılması adına güvenilir ürün platformu ile güçlerini birleştirme kararı alan taraflar arasında protokol sözleşmesi imzalandı. Panel sonrası Başkan Güler Altaş TV mikrofonlarına program hakkında değerlendirmelerde bulundu. Valla oradaki çalışmalar örnek kabul ediliyor ve bunu bir örnek uygulama olarak herkes dinledi. Yaptığımız çalışmalarla da hem ödül verdiler hem de yapılan çalışmaları 81 vilayete tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yapılan çalışmalar hem tarım hayvancılıkta ve aynı zamanda diğer ürünlerde dikkat çekici olduğu için hem istihdama katkısı oluyor, hem ekonomiye katkısı oluyor, hem de aynı zamanda halkımıza ilave gelir sağlamış oluyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili söylemlerinden dolayı tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir tepki de Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'dan geldi. Başkanı istifaya çağırdı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı. Erdoğan yargı devrede dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Gerekirse bu ismin değiştirilmesi için yasal düzenlemeyi sağlayacağız diyen Erdoğan'a bir destek de Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'dan geldi. Son günlerde mevcut Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın ülkemizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yaptığı çirkin iftira nedeniyle tüm Türk halkı ve Türk hekimleri konuyu protesto etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk halkı gibi bu durumdan son derece rahatsızdır ve haklıdır da. Gerçekten Türk Tabipler Birliği'nin başındaki insan Türk hekimlerine yakışmamaktadır. Mevcut başkanın Türk hekimlerine yakışmadığını belirten Coşkun istifa çağrısında bulundu. Kendisini Türk hekimlerini daha fazla incitmeden, Türk halkını ve şanlı Türk ordusunu daha fazla incitmeden derhal istifaya davet ediyorum. İnşallah Türk hekimleri tabip odalarına sahip çıkacaklar ve tabip odalarını vatansever, ülkesini seven Türk hekimleriyle dolduracaklardır. O zaman işte ancak Türk Hekimler Birliği veya Türk Tabipleri Birliği ancak işte o zaman gerçek layıkıyla temsil edilebilecektir. Çalışmalarına bu noktada hız vereceklerini kaydeden Coşkun, Türk Tabipleri Birliği'nin layıkıyla yönetileceği düzeni sağlayacaklarını belirtti. Biz bunun için çalışacağız, var gücümüzle çalışacağız ve Türk Tabipleri Birliği'ni layık olan Türk hekimlerinin yönetmesine imkan ve olanak sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Devlet büyüklerimizden de bu konuda yardım ve destek bekliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçesine 48 milyon liralık ulaşım yatırımı yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in ulaşım hamlesi Kumru ilçesinin çevresini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019-2022 yılları arasında ilçe genelindeki 88 kilometre yolu asfalt ve betona kavuşturdu. Kumru
ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları sonrası birçok mahalle ve grup yolu asfalt ve betonla buluştu. İlçede 56 kilometre yol asfalt, 32 kilometre beton yol, 6,75 kilometre yeni yol açma, 475 kilometre stabilize, 832 kilometre reglaj, 707 kilometre hendek temizliği, 8857 ton asfalt yama, 5461 metre yağmur suyu, 24 metre menfez, 1765 metre küp taş duvar çalışmasına imza atıldı. İlçe merkezinde mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sonrası yılların kangren olmuş sorunları da bir bir çözüme kavuştu. 2019-2022 yılları arasında Kumru ilçesine 48 milyon liralık rekor ulaşım yatırımı yapıldı. İlçeye yapılan beton ve asfalt yollarla vatandaşların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmaları sağlandı. Altınordu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Bu meclis toplantısında belediyenin 2023 yılı bütçesi de görüşüldü. Altınordu Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce belediye yatırımlarına ilişkin bilgiler veren Başkan Tören, belediyenin bütçede rakamlara yansıyan mali başarısına dair çarpıcı bazı verileri paylaştı. 43 aydır ne yaptık? Tasarruf ekonomisi dedik. Borçlanmadık. Öte yandan önceliklerimiz dedik. Önceliklerimizi sulandırmadık. Altyapı, öte yandan sosyal politikalar dedik. Bugün üst yapı diyoruz ve sosyal politikaları sürdürülebilir kılacak sosyal kurumlar diyoruz. Şehrin sosyal yönlü en önemli sorununun işsizlik olduğunu görüyoruz. Buna ilişkin hem ihtiyaç duyulan iş gücünü yetiştirmek hem de yetişmiş iş gücünü doğduğu yerde çalışabileceği altyapılar konusunda kendimize 2023 ki Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hedefi belirleyerek yatırımlara odaklandığımızı, yoğunlaştığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Tören meclis üyelerine emekleri, katkıları ve birlik beraberlik içerisinde gösterdikleri yaklaşım dolayısıyla teşekkür etti. Plan Bütçe Komisyonu'ndan oy birliğiyle meclise sevk edilen 765 milyon liralık Altınordu Belediyesi 2023 yılı bütçesi mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 2023 tahmini bütçemiz bir önceki yıla göre %98 oranında 2019 bütçesine göre de tahmin olarak %400'leri aşan bir oranda büyüme sağlamış oldu. 2019 yılında esasen bir önceki yıldan planlanmış bütçe üzerinden 150 milyondan 2023 yılı tahmini bütçemiz tahmin olarak 765 milyon liralık bir seviyeye, bir büyüklüğe ulaştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak. Tabii ordu içinde belli kontenjanlar var. 4 branştan 14 işçi alımı yapacak ordunun da başvurabileceği yerler. Eğer başvurmak isteyen vatandaşlar varsa İşkur sayfalarından, online sayfadan başvuru yapabilirler diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yıl dönümünde İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk partililerle bir araya geldi. İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yılı nedeniyle İl Başkanı Ekrem Şentürk ve Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Ekrem Şentürk iktidara gelmeleri durumunda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceklerini söyledi. 25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde kurulan partimizin 5. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. İyi Parti iktidarı Türk milletine iyi gelecek, yüzler gülecek. İktidara geldiğimizde hukukun üstünlüğünü hakim kılacağız. Adaletin yanında olacağız. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek demokrasiyi hakim kılacağız. Milletimizin refahını artıracağız. Fındıkla ilgili de konuşan Şentürk, çiftçileri destekleyeceklerini kaydetti. Fındık ürününü kurumsal bir yapıya kavuşturarak kalıcı bir çözüm üreteceğiz.
üretimden pazarlanma sürecine kadar ciddi bir çalışmamız var. Bu konuda bizim kurmaylarımız, ekonomik kurmaylarımız da çalışıyorlar. Biz mikro ölçekte fındık üreticilerimizi sanayiye dönüştürerek mamul hale getirilmiş fındığımızı daha katma değeri yüksek bir pazar bularak buraya doğru yönlendireceğiz. Ayrıca fındıklarımız biliyorsunuz biraz daha sahilde yaş itibariyle ekonomik ömürlerini bahçelerimiz doldurdu. Bunlar konuşulmuyor. Biz çayda olduğu gibi sahilde ya ekonomik ömrünü dolduran bahçelerimizin kesimini sağlayacağız, sökümünü sağlayacağız. Tekrardan yeniden dikimini sağlayarak bu süreçte üreticimizin gelir kaybını %70'ini bizzat vatandaşa, üreticiye vereceğiz. Ayrıca dikim ve büyütme sürecinde de vatandaşa ekonomik katkıda bulunacağız. Kongre sürecine de değinen Başkan Şentürk, 19 ilçede seçimlerin Kasım ayının sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Tüm 19 ilçemizde seçim sürecimizi nasip olursa Kasım ayı sonuna kadar bitirmiş olacağız. Ocak ayı içerisinde de il başkanlığı seçimini yaparak tüm Türkiye'de önümüzdeki hem yerel seçimlere hem genel seçimlere çok ciddi, taze, hazırlanmış, güçlü bir teşkilat yapısıyla katılmış olacağız. Konuşmanın ardından İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için süre artık 2 yıl daha uzatıldı. Hal böyle olunca akıllara yeni kimlik değiştirilme tarihi geldi. Peki kimliklerde böyle bir tarih mevcut mu? Detaylar haberimizde. Bir elimizin baş parmağıyla aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde yuvarlayalım. Ehliyet değiştirme süresinin ne zaman biteceği yıl sonuna doğru gündemde yer almaya başlarken önemli bir karar alındı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar değişim süresi verilen eski tip sürücü belgeleri bir süre daha yenilenebilecek. İçişleri Bakanlığı'nca 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi beklenen eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 2 yıl daha uzatıldı. Yeni sürücü belgesi için başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Randevularsa hem internetten hem de Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattından alınacak. Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olanlar 15 Türk lirası ödeyecek. Bu haberin ardından akıllara yeni kimlik kartları geldi. Vatandaşlar ehliyetin ardından kimlik kartlarının son değiştirilme tarihini araştırmaya başladı. Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kimlik kartını değiştirmek için son tarih bulunmuyor. Vatandaşlar istedikleri tarihte il ve ilçe müdürlüklerine giderek kimlik kartlarını yeniletebiliyor. Ordu'da devlet desteğiyle çiftlik kuran Doğan Yüksel şimdi kapasiteyi artırdı. Altınordu ilçesine bağlı Karapınar mahallesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Doğan Yüksel, Altınordu Belediyesi'nden 100 tavuk hibe desteği aldı. Yaklaşık 2 yıl önce çiftliğini kuran Yüksel, çocukluktan bu yana ilgi duyduğu tavuklarının sayısını artırmak istedi. Çiftlikten elde edilen yumurtaları satışa sunan Yüksel, daha sonra 80 yaşındaki babaannesinin de verdiği katkıyla çiftliğindeki tavuk sayısını 750'ye çıkardı. Tesisindeki tavuklardan günlük ortalama 500 organik yumurta elde eden Yüksel, buradan elde ettiği kazançla ailesinin geçimini sağlıyor. 100 tavukla başladık. Babaannemle birlikte yapıyoruz. Babaannem bunları güzel bir şekilde topluyor. Yazıhaneye getiriyor, yazıhanede siliyor bunları. Bana hazırlıyor, ben de arabama koyuyorum. Sütleri, yumurtaları, tereyağları falan dağıtıyorum bunları ben. Babaannemin yılların verdiği tecrübeden 30 yıldır dedemle beraber yıllarca koyun bakmış, böyle 100 adet, 150 adet falan. Onunla beraber mesela tecrübeleri, hastalıklarını öğreniyoruz babaannemden. İşte tavuğun nasıl bakılabileceğini, işte iki kapının açık olduğu zaman ceyran olabileceğini, tavuğun hasta olabileceğini, 80 yaşında. Yaklaşık bir dönüm arazide üreticilik yapan Yüksel, çocukluktan bu yana tavukları çok sevdiğini belirterek yumurta sektörüne girdiğini söyledi. Görenler şaşırıyorlar, hani sen nasıl böyle dinç, işte otur falan diyorlar ona. O yok diyor, hani hayvan sevgisi olduğundan yıllardır böyle
baktığından falan vazgeçemiyor hayvanlardan böyle. Yoğurt mayalıyor, işte yumurta siliyor, sürekli yavru yapmaya çalışıyor işte. Toplam 17 torun sahibi babaanne Asibe Yüksel'se sabah erken uyandığını ve ardından tavuklarla ilgilendiğini belirterek kaymak, bal ve organik yumurta tüketerek dinç kalabildiğini anlattı. 80 yaşındayım, o kadar seviyorum çalışmayı. Bir işimi de geç bırakmam. Sabahtan kalkarım. Abi gelinlerin işini bile yaparım. Diye hani babaanne diye daha çalışma diye. Sen daha bırak diye. Senin işin bitti diye. Ama ben duramıyorum. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.